Tonguç Kampüs'ten hepinize merhaba. Bugün sizlerle İlk Türk İslam Devletleri'ne bakacağız. Ben İlk Türk İslam Devletleri'ni size siyasi gelişmeler ve kültür medeniyet bağlamında anlatmaya çalışacağım. Dersimizde TYT formatında anlatılacak. Bol bol yorum yapacağız. Çünkü TYT bizim için yorum, muhakeme ve paragraftan sonuca ulaşma sınavı olacak. Aynı zamanda öncül nitelik sonuçları da bizim için oldukça önemli. Dersimizi işledikten sonra da şöyle ÖSYM tarzından gelebilecek bir soruyu da rahatlıkla çözeceğiz. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi ilk olarak sizlerle Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştıran etkenlere bakalım. Bunları inceleyelim. Bakın TYT formatında defalarca sorulmuştur. Eski işte YGS sisteminde veya ÖSS sisteminde. İşte Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştıran etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez tarzında. Şimdi bir defa Türk ahlak anlayışı ile İslamiyet'teki etik, ahlak anlayışının birbirine benzeri olması. İşte insanların toplum hayatına bakış açıları, yaşantıları bunlar çok önemlidir. Bunlar benzerlik nitelik taşır. Geçişini kolaylaştıran etkenler arasındadır. Gök Tanrı inancında yer alan bazı unsurların ki ahiret, cennet, cehennem ki hani Gök Tanrı inancında biz mesela cennete burada uçma, cehenneme tam adını vereceğiz. Bunların İslamiyet'e de bulunması yani ölümden sonraki yaşama olan dair inanç unsuru da yine Türklerin İslamiyet'e geçişini kolaylaştıracaktır. Din adamlarının ayrıcalıklı bir sınıf olmaması, hani bir ruhban sınıfının olmaması yine önemlidir. Çünkü Türklerde bu şekilde bir sınıf yoktur. Abbasi'nin Emevilere göre daha hoşgörülü bir politika izlemesi. Biliyorsunuz Emevilerin uygulamış olduğu bir politika vardı. Önceki dersimizde de ifade etmiştik. Neydi bu politikanın adı? Mevali'ydi değil mi? Mevali'ye göre ne olacaktı? İşte Arap olmayan ama İslamiyet'i benimsemiş topluluklara biz köle gözüyle bakacaktık. İşte bu yüzden genelde Türkler ve diğer topluluklar İslamiyet'e ve İslam coğrafyasına biraz daha karşı duracaklardır. Ancak Abbasilerin hoşgörülü bir politika izlemesi, Mevali politikasına burada vazgeçmesi önemli bir etken olarak söylenebilir. Bu da önemli bir unsur. Her iki dinde de tek tanrı inancının yani monoteist bir anlayışın olması önemli bir etkendir. Yine Türklerdeki cihan hakimiyeti menkuferisi ise yine Müslümanlardaki cihat anlayışıyla benzer görülmesi bu da önemlidir. Her iki anlayışta da dünyaya hakim olmak anlayışı vardır. İşte bunlar geçişini kolaylaştıran etkenlerdir. Peki Türkler İslamiyet'i benimsedi. Türkler de İslamiyet'e doğru geçiş yaptı. Hangi gelişmeyle beraber hemen şuraya yazalım. 751 Talas Savaşı. Şimdi Talas Savaşı için şunu söylemekte fayda var. Talas Savaşı ile Arap orduları Orta Asya'ya gidecektir ve Çinlerle savaşacaktır. Türkler de biliyorsunuz düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek ne yapacaklar? Arapların yanında savaşta saf tutacaklardır. Ve Çinler bu savaşta yenilecek. Çinler bu savaştan yenildikten sonra geri çekilecek ve artık İslamiyet'in Orta Asya işlerine kadar geldiğini görebiliyoruz. Başta Karluklar olmak üzere Yağma, Çiğ, Tusi gibi boylar ilk olarak İslamiyet'i benimseyen Türk toplulukları olacaktır. Tabii zamanla kitler halinde Türkler 8. 10. yüzyılda artık İslamiyet'in içerisine girerek kitleler halinde İslamiyet'i benimseyeceklerdir diyelim. Peki Türklerin İslamiyet'e hizmetleri nasıl olacak? Türk İslam devletleri kuruluyor. Farklı coğrafyalarda kurulacaktır. Bu da İslam kültürü ve medeniyetinin geniş bir alana yayılmasına sebebiyet verecektir. Yine Türkler İslam dünyasında işte Selçuklularda kurmuş oldukları diğer devletlerle Haçlara, Bizans'a, Moğollara karşı savaşacak ve İslamiyet'i bu bölgelerde koruyacaktır diyebiliriz. Abbas halifesinin dış baskılara karşı koyacaklardır. İşte mesela Tuğrul Bey koruyor, Gazneli Mahmut koruyor. Zaten hani koruduklarından dolayı da Abbas halifesi tarafından bir takım unvanlar da alacaklar. Ders içerisinde bahsedeceğiz. Yine İslam bilim kültürüne önemli kişilikler kazandıracaklar. İşin kültür medeniyet boyutunda da önemli hizmetleri olacaktır diyebiliriz. Bunlar da Türklerin İslamiyet'e hizmet alanları arasında gösterilebilir. Bunları söyleyebilirsiniz. Mesela bakın 4 tane seçenek olduğu için mesela işte hani ÖSYM'nin sonra sana bir üst bilgi verir. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Türkler kitleler halinde İslamiyet'e geçmeye başlamıştır ve Türklerin İslamiyet'e zamansal bağlam içerisinde çok önemli hizmetleri olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'e hizmetler arasında gösterilemez tarzında bir soru gelirse işte sen bu bağlamda şu 4 seçeneği mutlaka bileceksin, tamam mı? Mutlaka karşımıza sınav sorusu olarak gelir diyelim.
Evet, gelelim Karahanlılara. Karahanlılara bakalım. Karahanlılar, Orta Asya'da kurulan ilk büyük Türk İslam devletidir. Bakın, Orta Asya'da kurulan diye söylüyorum çünkü ilk Türk İslam devleti İtalya Bulgarları'dır. Ama ben Orta Asya için söyle bu ifadeyi özellikle kullanacağım. Buna dikkat edeceksin. Peki, gelelim Karahanlılar için nasıl sorular gelebilir? Karahanlılar hakkında neler bilmemiz gerekiyor? Şimdi Kartuğamaç, Çeyil, Basmil gibi topluluklar Karahanlıları kuracaklar. İlk kurucusu Bilgekül Kadir Han'dır. Orta Asya merkezi olarak kuracaklar. Hani İslamiyet'i benimsemelerine rağmen eski Türk geleneklerini de sürdürüyorlar. Az sonra bunun kanıt unsurlarını sizlere göstereceğim. Tabii onlar kendilerini Karahanlılar olarak isimlendirmemişlerdir. Hani 19. 20. yüzyılda yapılan çalışmalarla Rus Grigoriev tarafından Karahanlılar olarak isimlendiriliyorlar. Genellikle onları biz Hakaniye veya İlikhanlılar olarak da göreceğiz. Tamam mı? Bu abimiz bu ismi veriyor. Karahanlılar ismini bu abimizden bileceğiz. Saatuk Buğra Han döneminde İslamiyet'i benimsemişler. Genelde AYT'de sorulur. Defalarca da sorulmuştur hani Karahanlılar'da İslamiyet'i benimseyen hükümdar kimdir diye. Saatuk Buğra Han'dır. Abdülkerim adını alacaktır. Yusuf Kadir Han döneminde en parlak dönemini yaşayacaklar. Tavgaç Buğra Han döneminde ise Bursa eğitimine geçecekler diyelim. Onların dönemindeki ilklere bakacak olursak hani Türk İslam sentezini oluşturan bir devlettir. Mesela kervansarayları, ribatları onların döneminde açıldığını görebiliyoruz. Yine medreseler, ilk medreseleri de Semerkant'ta açacaklar. İlk camiyi Degaron Camisi olarak ortaya çıkarıyorlar. Posta teşkilatını kuracaklar. Posta teşkilatı merkezi otoritenin sağlam tutulması ve hani burada biraz da haberleşmenin, iletişimin biraz daha artması yöntemi üzerine önemlidir. Hastaneleri kuruyorlar, gulam sistemi oluşturuyorlar. Hastanenin kurulması sosyal devlet anlayışı iken, gulam sistemi ise şudur. Normalde gulam uygulaması Karahanlılarla beraber başlayacak. Hani küçük yaştaki çocukların böyle sistem içerisinde orduya kazandırılmasına yönelik bir sistemdir. Ancak Gazneliler döneminde bu Gunemanı Saray adını alacaktır. Gazneli'ye geldiğim zaman tekrar bundan bahsedeceğim. Evet, Karahanlılar için niteliğimiz böyle. Hemen gelelim bir TYT sorusuna. Karşımıza şöyle bir soru geldi. Türklerin İslamiyet'e girmelerini kolaylaştıran çeşitli faktörler vardır. Bunlar arasında aşağıdaki hangisi sayılamaz? Bakın, şimdi eski Türklerde heykeltıraşçılığın görülmesi dursun. Eski Türklerde tek tanrı inancı, monoteist anlayış vardı. Eski Türklerde askerliğin önemli sayılması, askerliğin nitelik olarak görülmesi, aynı zamanda İslam'ın da yani cihan hakimiyeti içerisinde buna önem vermesi önemlidir. Eski Türklerde yardımlaşmanın önemli olması, İslam'daki yardımlaşmanın, dayanışmanın önemli olması söylenir. Eski Türklerde kurban kesme ibadetinin olması, aynı zamanda kurban niteliğinin İslamiyet'te de olması önemli bir faktördür. Ancak heykeltıraş, şimdi heykeltıraşçılık, işte resim sanatları, özellikle putperestliği çağrıştırdığından dolayı İslam'ın ilk dönemlerinde yasaklanacak ve gelişmeyen alanlar olacaktır. Şimdi bu Türklerin İslam'ı benimsemesinde kolaylaştırıcı bir etken olarak gösterilemez, değil mi? Sonuçta İslam'da yasaklanan unsurlardır. Yasaklanan bir nitelikte sizin için kolaylaştıran bir unsur olarak burada gösterilemez diyebiliriz. Tamam mı? Unutmayın. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Şimdi buraya dikkat. Burası bizim için TYT bağlamında defalarca sorulabilecek bir bilgidir. Sorulmuştur. Yine sorulabilir. Bakın, Karahanlıların İslamiyet'i kabul etmesine rağmen milli benliklerini korumuşlardır. Bunları denemelerde de görebilirsiniz. ÖSYM sınavlarında görebilirsiniz. Her yerde görebilirsiniz. Defalarca çıkmıştır böyle. Peki bu gibi hani kanıtlar nitelikte. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlar niteliktedir, kanıtlar nitelikte değildir tarzında gelir böyle. Bu tip sorular sorulduğu zaman dikkat edeceksin. Bir, işte Türkçe'yi resmi dil ilan etmeleri. Bakın, o işin içinde Türkçe var. Türkçe olduğundan dolayı o zaman milli benliklerini koruduklarının bir göstergesidir. Arap alfabesi yerine bakın bir Türk alfabesi kullanıyorlar. Uygur alfabesini kullanmaları. Yine milli benliklerini koruduklarının bir göstergesidir. Yine ilk Türk devletlerine ait yönetim geleneklerini devam ettirmeli. İşte ikili teşkilat, kut inancı, boylar federasyonu. Bu gibi ifadeleri gördüğün zaman hemen diyeceksin. Karahanlılar milli benliklerini bu sebeplerden ötürü korumuşlardır. Bunlar da kanıtlar nitelikteki esaslardır. Ama mesela nedir? Hükümdarlar için hutbe okutmaları. Hutbe okutmak İslamiyet'in benimsenmesiyle beraber burada şekillenen bir alamettir. Doğal olarak eski Türklerde böyle bir şey yoktur. O zaman cevabımız bu olur. Tamam mı? Bu mantığı mutlaka bileceksin. Unutmayalım. Gelelim Gaznelilere. Devletin temellerini Artigin atacaktır. Yeminiler olarak da bölgede bilinecekler. Gazneliler en parlak dönemini Gazneli Mahmut döneminde yaşayacaklar. Gazneli Mahmut özellikle Hindistan coğrafyasında başta
Somnath Seferi olmak üzere 17 büyük sefer düzenleyecek ve Hindistan coğrafyasının İslamlaşmasında önemli katkıları var. Hem bu faaliyetleri hem Abbas halifesini koruma faaliyetleri Gazze'li Mahmut'a sultan unvanının verilmesinin bir karşılığı olacaktır. Türk İslam devletlerinde ve Türk tarihinde sultan unvanını alan ve bunu kullanan ilk hükümdar olacaktır Gazneli Mahmut. Yine Gazneli Mahmut bakın sadece işin savaş boyutunda, askeri boyutunda değil, ilim bilim faaliyetleri de gelişmiş bir insan olacaktır. Biruni onun döneminde yaşıyor, sarayımın en değerli hazinesi diye Biruni'yi isimlendirmiştir. Bakın şu ayeti sorusudur. Ayet ile TYT her zaman birbirinden ayırt edin. İşte Gazneli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi diye isimlendirdiği bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu ayetidir. Peki hocam TYT'de nasıl soruluyor? Gazneli Mahmut Biruni için sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Buna göre işte Türk İslam Devletleri ile ilgili veya işte Gaznelilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İşte Türk İslam Devletleri veya Gazneliler burada ilim faaliyetlerine, bilime önem vermişlerdir. Tamam mı? İşte bu TYT bilgisidir. Unutmayalım. Şimdi bakın her dersimde bunu söylüyorum. Gelecek derslerimin hepsinde de söyleyeceğim. Çünkü geçen sene bunu yaşadık. Şimdi çocuklar bakıyorlar burada. İşte X kanalda, Y kanalda tarih 200 derste anlatılmış. 300 derste anlatılmış. Dip ayrıntısına kadar girmişler. İşte Gazneli Mahmut'un ayakkabısı ne renkti? İşte hangi elbiseyi giyerdi? Kabe'de kaç tane taş vardı? İşte ilk gözlük takan Osmanlı padişahı kimdi diye abuk subuk bilgilerle burada kafanızı yoruyorlar. Bunlar TYT'de gelmez. Hani böyle bilgiler AYT'de de gelmez de. TYT'de böyle şeyler sorulmaz. TYT yorum sınavıdır. Dediğim gibi bakın AYT ile TYT'yi ayırt ettiğim nokta böyledir. Bu yüzden hani biz bir temel çatı oluşturacağız. Bu temel çatı üzerine ilerlemeye çalışacağız. Ben her derste bunu vurgulayacağım çünkü hani sonradan ilk dersten değil de sonraki ders videolarından da bunlara rastlayan arkadaşlarımız olabilir. Bunu bu şekilde bileceksiniz. Bu şekilde kodlayacaksınız. Önemli olan temel çatıyı oluşturup bol bol yorum, yargı, paragraf soruları çözmektir tarih için. Çıkarım soruları çözmektir. 5'te 5 bunu sana her türlü yaptırır. Tamam mı? Mantığımız budur. Unutmayalım. Şimdi bak Ulema'nın sarayı için az önce de söylemiştim. Karanlar dedim ki gulam sistemini oluşturmuştu bu küçük çocukların eğitilmesine yönelik. Şimdi Gazneliler de sistemin içerisine gayrimüslim çocukları da ekleyecektir. Gayrimüslim çocukları da ekledikleri için işin içerisine artık bunlar da girdiğinden dolayı Ulema'nın sarayı adını alacaktır bu sistem. Yine Gazneliler bölgede hızlı bir şekilde büyüyen Selçuklu tehlikesine karşı Maveren-Nehür mülakatları ile beraber Karanlarla bir ittifak içerisine girmeye çalışacaklar. Kimlere karşı bakın Gazneliler Karahanlarla Maveran-Nehir mülakatlarıyla beraber bir hani ittifak yapmaya çalışıyorlar. Kimlere karşı? Selçuklulara karşı. Bak bu da sınav olarak sorulabilir. İşte Gazneliler Maveran-Nehir mülakatlarıyla beraber Selçuklu tehlikesine karşı burada Karahanlarla ittifak yapma girişiminde bulunmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? İşte Türk devletleri başka bir Türk devletine karşı ittifak girişiminde bulunarak siyasi çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bak bunu yorumlayabilirsin, tamam mı? Veya Türk devletleri arasında siyasi çatışma vardır. Bunu da söyleyebilirsin. Hani bir çok önemli yorum ve yargıyı burada söylemek mümkündür diye. Tabii her ne kadar Gazneliler burada önlem almaya çalışsa da önce Nesa, sonra Serah, sonra Dandanakan, 1040 Dandanakan Savaşı ile beraber burada Selçuklular Gaznelileri mağlup edecek. Tabii Dandanakan Savaşı'nı kaybetmesiyle beraber Gaznelilerin o siyasi alandaki kuvvetli yapısı çökecektir. Tabii yine hani neredeyse böyle 140 yıl varlığını devam ettiriyorlar. Ancak şunu unutmayalım, o güçlü yapısı tamamen yok olacaktır Dandanakan Savaşı'ndan sonra. 1187 yıllarda ise Hindistan'daki Gurlar tarafından yıkılacak Gazneliler. Unutmayın ama Hindistan coğrafyasına egemen olan Türk devletlerinden biridir. Şimdi bakın işte bu bir TYT sorusudur, tamam mı? Gelirse mesela harita okuma becerisiyle alakalı bir soru. Bakalım. Şimdi diyor ki Gazneliler Devleti 963-1187 yılında ilk Müslüman Türk imparatorluğudur. Bakın imparatorluk yapısını alan bir yapıdadır. Çünkü Karahanlılar mesela ilk Türk İslam Devleti'dir Orta Asya'da. Ancak imparatorluk yapısını alan Gaznelilerdir. Çünkü Gazneliler çok farklı coğrafyaya, aynı zamanda çok farklı millete hakim olacaklardır. Unutmayalım. Bu da bir imparatorluk yapısının bir unsurudur. Çok geniş bir coğrafyada hakimiyet kuracaklardır. Şimdi bu haritaya ve bilgilere bakarak hangisi söylenemez diyecek. Bak ya haritayı ya da bilgiyi kullanacağız, yorum yapacağız. Gazneliler Devleti Asya coğrafyasında hüküm sürmüşlerdir diyor. Birinci seçenekte. Yeni çağda Müslümanlar büyük devletler kurmuştur diyor. Şimdi devam edelim. Aynı dönemde birden fazla Müslüman devlet hüküm sürmüştür.
Gazneliler Devleti Afganistan coğrafyasında Yemen kurmuşlar. Farklı coğrafya ve etnik unsurlar üzerine Müslümanlar siyasi Yemen'de kurmuşlar. Şimdi yorumlayalım. Gazneliler Devleti Asya coğrafyasında hüküm sürmüşler diyor. Bak Aral Gölü, Balkaş Gölü sınırlar oralara kadar gidiyor. Asya coğrafyasında toprak varlıkları var. O zaman sen bunu söylersin. Yeni çağda Müslümanlar büyük devletler kurmuş. Şimdi orta çağ neyle neresi arasıydı? Roma'nın ikiye ayrılıp İstanbul'un fethine kadar. İstanbul'un fethi nedir? 1453'tür değil mi? Doğal olarak adamların kurulduğu zaman dilimine bakıyorsun 1187 adamlar yıkılıyor zaten. 963'te kurup 1187. Yani orta çağda varlıkları sona erecektir. Yeni çağda nasıl ulaşabilirsin? O zaman sen yeni çağ için bunu söyleyemezsin gitti. Aynı dönemde birden fazla Müslüman devlet hüküm sürmüş. Gazneliler Türk Müslüman. Yeni bak Abbasiler. Birden fazla Müslüman devleti var burada. O zaman sen bunu da söyleyebilirsin. Gazneliler Devleti Afganistan coğrafyasında egemenlik kurmuşlar. Bakın kurmuş oldukları coğraflar Orta Asya, Afganistan, Hindistan coğrafyasına kadar geniş alanlar olacaktır. Doğal olarak bunu da söylemek mümkün. Farklı coğrafya ve etnik unsurlar üzerinde Müslümanlar siyasi egemenlik kurmuşlar. Bak farklı coğrafya etnik unsurlar üzerinde de egemenlik kurduğunu. Hindistan coğrafyasına geliyor, Afganistan'a geliyor, Orta Asya'ya kadar geliyor. Aynı zamanda Müslüman devletlerin bakın Anadolu topraklarına kadar gittiğini, Arabistan coğrafyasında olduğunu da görmek mümkün. Bu yorumu da sen yapabilirsin. Evet. Şimdi 1040 yılında ne dedik? Selçuklu Devleti devlet niteliğini kazanacaktır. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ismini aldığı nitelik Selçuk Bey'den gelecektir. Ancak devletin gerçek kurucusu Tuğrul Bey'dir. Bakın gerçek kurucu olacaktır Tuğrul Bey. Niçin? 1040 yılında Dalankan Savaşı ile beraber devlete bağımsızlık kazandırdığı için. Ancak ismi tamamen Selçuk Bey'e dayanacaktır. Bu yüzden hani bu hanedanlık sisteminin kurulması Selçuk Bey'e dayandırılırken devletin kurucu niteliği, gerçek kuruculuğu Tuğrul Bey'e gelecektir. Tabii Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde önce Dandanakan Savaşı ile devlet bağımsızlığını kazanacak. Daha sonra Selçuklular onların döneminde Anadolu toprakları için bir harekete girişeceklerdir. Tuğrul Bey, Çağrı Bey'i görevlendirecek Anadolu'nun böyle bir keşfedilmesi için bir kaşif unsuruyla bir Anadolu gözlemlensin diyecektir. Tabii Çağrı Bey Anadolu'ya gelecek, Türkler için uygun bir coğrafya olduğunu görecek. Bu bakımdan da Anadolu'ya girmesi gerektiğini ifade edecektir. Önce Pasinler Savaşı. Anadolu'da gerçekleşen Bizans'la Selçuklar arasındaki İlk savaştır. Tabii bu savaşlar komutanlar düzeyindedir. Yani hükümdarlar düzeyinde değil. Alt düzey komutanlar savaşı olacak. Pasinler Savaşı'nı Selçuklar kazanacaktır. 1055 yılına geldiğimiz zaman Şii Büyüyoğulları'na son verecek Tuğrul Bey. Bu yüzden halife tarafından doğunun ve vatanın sultanı unvanını alacaktır. Bu da çok önemli bir yetkidir. Çünkü halifenin o siyasi yetkilerini kendi üzerine alacak. Bu da Selçukluların, bakın yorum yapıyorum, İslam devletleri döneminde İslam coğrafyasında yetkinliğini arttıracak, itibarını arttıracaktır. Evet, devam edelim. Alparslan dönemine gelelim. Şurası yanlış yazılmış. Nizam-ı Mülk olacak. Dönemin veziri Nizam-ı Mülk'tür. Nizam-ı Mülk gerek Alparslan döneminde gerek Melikşah döneminde çok önemli bir vezir olacaktır. Bu dönemde Bağdat'ta Nizamiye medreseleri kuruluyor. Aynı zamanda bu dönemde Ani Kalesi fethedilip Alparslan'ın Ebu'l-Feth unvanı aldığını da görebiliyoruz. Ama bu dönemin en önemli gelişmesi 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Malazgirt Savaşı artık hükümdarlar düzeyinde bir savaş olacaktır. Bir tarafta Roman Diyojen olacak, diğer tarafta Alparslan olacak. Bizans ordularının başına Roman Diyojen, Alparslan'la Malazgirt Ovası'nda karşılaşıyor. Normalde sayıca, nicelik bakımından Bizans ordusu daha kuvvetlidir. Ancak savaş başladıktan sonra Bizans ordusunda bulunan peçenekler savaşta taraf değiştirecek ve Türklerin tarafına geçecektir. Bu da savaşın seyrini değiştiren önemli bir unsurdur. Savaş Alparslan komutasındaki Bizans ordusuna karşı Selçuklu ordusunu kazanmasında sonuçlanacak. Bu savaşın kazanılmasıyla beraber de Anadolu'nun kapıları Türklere açılacaktır, tamam mı? Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Bunu unutmayacaksın. Evet, Alparslan döneminin önemli gelişmesi olarak da bunu söyleyebiliriz. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan kendi komutanlarına kılıç hakkı verecektir. Kılıç hakkının niteliği şudur. Komutanlarına şunu söylüyor. Gidin Anadolu'ya, istediğiniz yeri fethedin. Fethettiğiniz yerlerde içlerinize serbest, dışlarınızda ise bana bağlı olacaksınız. Anadolu'nun fethini kolaylaştıran önemli bir unsur odur. Yorumumuzu bu şekilde ifade edebiliriz. Melikşah dönemine gelelim. Melikşah dönemine bakalım. Melikşah döneminde de devlet önemli, parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Kudüs,
Şam, Halep gibi önemli yerler fethedilecektir. En parlak döneminin yaşandığı bir dönem olarak gösterebiliriz. İktihar sistemi ilk olarak Selçuklular tarafından, hani Türk İslam Devleti'nde kullanılıyor. İktihar sisteminin unsuru şudur. İşte devlette görevleri, aynı zamanda devlete hizmetleri dolayısıyla devlet alanlarına verilen topraklar olacaktır buralar. Hem hani tarımsal sürekliliği sağlamada önemli bir faktör olacak. Aynı zamanda o bölgede ikta askerleri yetiştiriliyor. Ordunun da ihtiyacını karşılamada önemli bir sistem diyelim. Osmanlı'daki karşılığı ise tımar sistemidir. Bu dönemde batınilik faaliyetleri var. Batınilik şudur. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de ve dinsel metinlerde hani gizli manalar arayan, önemli manaları görmeye çalışan bir düşünce akımıdır. Hasan Sabbah önderliğinde Alamut Kalesi başta olmak üzere farklı coğrafyalarda, o coğrafyada daha doğrusu farklı alanlarda böyle etkinlik gösteren bir hareket olacaktır. Önemli devlet adamlarına karşı suikast girişimi var, işte Nizam-ı Mülk'e, Melikşah'a karşı. Önemli bir faaliyettir. Bu da devletin zayıflamasına sebebiyet veren önemli bir unsurdur. İşte bakın, hani Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez tarzında bir TYT sorusu karşımıza gelebilir. Batınilik faaliyetleri burada önemli bir etken. Aynı zamanda Oğuz boylarının küsülmesi önemli bir etkendir. Türkmenlerle mesafe, araya mesafe konulması, doğal olarak Türkmenlerin küsülmesi önemli bir unsurdur. Atabeylerin bağımsız hareket etmesi, şimdi sen gidiyorsun Kudüs'ü, Şam'ı, Halep'i alıyorsun. Burada atabeylik sistemlerini kuruyorsun. Atabeylik sistemlerinde hani valilik sistemi diye söylediğimiz bir sistemdir. Adamların başına buruk hareket etmesi doğal olarak devleti zayıflaştıracaktır. Ülke hanedanının ortak malıdır anlayışıyla hareket edilmesi doğal olarak, herkesin taht hakkı bulunması, kardeşler arasındaki taht mücadeleleri veya hanedan üyeleri arasındaki taht mücadelesi devleti zayıflaştıracaktır. Yine halifenin olumsuz tutumu da devletin yıkılmasına sebebiyet veren önemli nitelikler arasında diyelim. Gelelim potansiyel bir TYT sorumuz. Gelirse nasıl gelir bakalım. Şimdi diyor ki, bu sonuca göre Büyük Selçuklu Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi beklenmez diye. Bakalım, beklenmez diyor. Eksimizi koyalım. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları giderek genişlemişti. Ayrıca nüfus birçok etnik yapıdan oluşuyordu. Geniş sınırlı ve çok uluslu kozmopolit yapıya sahip bir koca imparatorluğu idare etmekte sonuç olarak zorlaşıyordu. Şimdi buna göre hangisi beklenemez diyecek. Halk arasında zararlı çalışmaların artması, atabeylerine söz geçirmesi hale gelmesi, savaşlardaki başarısının azalması, merkezi otoritesinin zayıflaması, İslam dünyasının lideri olması. Evet, hangisi beklenmez bu nitelikte? Bir defa, şimdi çok geniş ve çok uluslu bir kozmopolit yapıya sahip. Bak, adamlar diyor ki çok geniş bir imparatorluk yapısı olduğu, çok geniş yerleri fethetti. Bir defa, halk arasında zararlı çalışmanın artmasına sebebiyet verecek. Çünkü tüm coğrafyadaki halklara egemen olamıyorsan ve herkese ulaşamıyorsan, doğal olarak mesela batınilik faaliyetleri olmak üzere farklı böyle düşünüş akımları devlet üzerinde etkin olacak. Bu da devletin zayıflamasına, zararlı çalışmanın artmasına sebebiyet verir. Eksiği bulmaya çalışacağız. Atabeylerine söz geçirmez hale gelmesi. Bak, burada valilikler, eyaletler açıldı. Atabeyler var bu bölgelerde. Doğal olarak merkezi otorite bunlara hakim olmaya çalışmakta zorluk çekerse, bu da devletin tamamen uğrayacağı bir zayiat olur. Savaşlardaki başarısının azalması diyecek C seçeneğinde. Bu dursun. Önemli bir çeldirici niteliğidir. Dursun. Merkezi otoritesinin zayıflamasına sebebiyet olacak. Otoriteyi bu nitelikte zayıflatacak bir unsur olur. Onu da söyleyebiliriz. İslam dünyasının lideri olması. Şimdi diyor ki, bakın, sınırları giderek genişlemiş. Ayrıca nüfus birçok etnik yapıdan oluşmuş. Geniş sınırlı ve çok uluslu kozmopolit yapıya sahip koca bir imparatorluğu idare etmekte zordur. Şimdi İslam dünyasının lideri olmasını niçin zorlaştırsın? Zaten koca bir imparatorluk yapısı kullanıyorsun. Koca bir imparatorluk kullanıyorsun. İslam lideri olmanı da burada sağlayacak nitelikte. Bunda bir problem yok. Sen bunu da alırsın. Savaşlardaki başarısının azalması. Savaştaki başarıları niye azalsın bu durum? Zaten sen çok geniş coğrafyalara burada egemen oluyorsun. Hani burada bunu azaltacağı manasına gelmez. Temelinde şudur. Çok geniş ve çok uluslu bir kozmopolit yapıya sahip. Bu yapıya sahip olduğundan dolayı da temelinde çok geniş coğrafyalara da hakim olmasını sağlayan bir unsur olacaktır diyoruz. Ancak zaten adamların sınırlarının giderek genişlemiş olduğunu görebiliyorsun. Sınırların genişmesiyle savaşlardaki başarı niteliğiyle beraberdir. Bu yüzden C seçeneğini söylemek mümkün değil. Tamam mı? Unutma. Gelelim Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan devlet ve atabeyliklere bakalım. Şimdi bunlar aslında AYT'de sorulmuştu. Aklımızda bulunsun. Devletler arasında Irak Selçukları, Kirman, Suriye ve Türkiye Selçukları var. 2 yıl önce ÖSYM tarafından sorulmuştu. Hani Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla beraber ortaya çıkan devletler arasında hangisi gösterilemez tarzında. Atabeylikler arasında da Şam,
Börüleri, Musul Halep Atabeyli Zengileri, şurası fazla olmuş. Azerbaycan Atabeyli, burada İldenizleri, Fas Atabeyli ise Salgurları görebiliriz, tamam mı? Bunlar hani Selçukluların yıkılmasıyla ortaya çıkan devlet ve atabeylikler arasında gösterilir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki dönemin diğer devletlerine gelelim. Diğer devletlere bir bakalım kimler var. Kısaca onlardan bir bahsedelim. Altın Ordu Devleti Moğol devletlerinden biridir. Moğollar 4'e ayrıldıktan sonra İlhanlılar, Altın Ordu, Kubilay ve Çağatay Hanlığı şeklinde bölünecekti. Altın Ordu bunlar arasında İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devletidir. Unutmayalım. Bu bakımdan önemli bir niteliği var. Timur Devleti'ne gelelim. Moğolların hani ekseriyetinde olan bir devlet olarak söyleyebiliriz. Emir Timur hani bir Moğol emiridir. Ulu Bey yine bunların önemli hükümdarlarından biri olacaktır. Hüseyin Baykara yine önemli isimlerinden biri. Yine Ali Kuşu, Alişir Nevai gibi önemli ilim insanları bu devlet çatısı altında yaşamıştır. 1402 Ankara Savaşı'nda Timur Osmanlı'yı mağlup edecek ve Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah esir alınacaktır. Bu bakımdan önemli bir devlet olduğunu da söylemek mümkün. Babür Devleti'ne gelelim. Yine Gazne coğrafyası, pardon, Hindistan coğrafyasında egemen olan işte Gaznelilerle aynı hani böyle bir o bölgede bulunan devletlerden biridir diyelim. Babür Şah tarafından kurulan bir devlet olduğunu söyleyelim. Şah Cihan döneminde Taç Mahal yapılacaktır, önemlidir. Bir de onların tarihini anlatan bir Babürnamemiz var. Yine bakın tekrar söylüyorum. Gazneliler, Babür bunlar Hindistan coğrafyasında egemen olan Türk devletlerindendir. Hazremşahlara gelelim. İlyaslan döneminde bağımsızlıklarını kazanacaklar. Bunların döneminde bir Otrar faciası var. Hazremşah valisi bir Moğol kervanını yakıp yıkacaktır. Moğolların özellikle hani Türk İslam devletlerine yönelik yıkıcı faaliyetlerinin başlangıç noktasında bu facia oluşturuyor. 1230 yılında Yazı-Çemen Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'ne yenilecekler ve bir yıl sonra da ortadan kalkacaklar diyelim. Karakoyunlara gelelim. Bayram Hoca tarafından Tebriz merkezi olarak kurulan bir Türk devletidir. Azerbaycan'ın Türkleşmesi'nde önemli rolleri var. Akkoyunlara gelelim. Karayol Osmanlı tarafından Diyarbakır merkezi olarak kurulan en parlak döneminde Uzun Hasan döneminde yaşayan bir devlettir. Hatta Uzun Hasan Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan bir hükümdardır. O dönemde Avrupalılar Fatih Sultan Mehmet için Büyük Türk, Uzun Hasan için ise Küçük Türk diyecektir. O bakımdan önemli görmüşler. Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirmede yine Dede Korkut hikayelerinin yazılı hale getirilmesinde önemli bir devlettir. Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlar yenilecek Fatih Sultan Mehmet'e ve siyasi varlıkları zayıflayacaktır diyelim. Safavilere gelelim. Şah İsmail tarafından egemen olan bir hani devlettir. Çaldıran Savaşı'nda burada Yavuz Sultan Selim'e yenilince siyasi etkinlikleri zayıflayacaktır diyebiliriz Safaviler için. Bunlar da dönemin diğer devletleri olacaktır diyebiliriz. Peki burada nasıl bir soru gelir? Hani böyle dip ayrıntılar ayeti bilgisidir. Hani size sorulmaz ama şöyle bir soru gelebilir. İşte Orta Çağ'da Türk İslam coğrafyasında egemen olan çok önemli Türk devletleri vardır. Bu dönemde işte siyasi varlığı olan Türk devletleri arasında hangisi gösterilemez tarzında sorulabilir. İşte Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti bir de bu devletleri bilirseniz bizim için makbuldür. En azından hani böyle bir sınav sorusunu yapabilmede bize fayda sağlar. Sorumuza gelelim. Eski Türk devletlerinde olduğu gibi Büyük Selçuklu Devleti'nde de ülke hanedanın ortak mı sayılacaktır? Şimdi bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisinde payı olduğu savunulabilir diyor. Bakalım. Şimdi bir defa temelinde ne yapıyoruz biz? Ülke hanedanın ortak malı diyoruz. Eğer ülke hanedanın ortak malıysa şöyle hanedan üyelerimiz var burada, tamam mı? İşte bu hükümdarın çocuğu olsun. Bu işte amcası. Bu işte amcasının çocuğu, bu başka bir amcası. Herkesin hakkı var, tamam mı? Şimdi diyelim ki hükümdar hayatını kaybetti. Oğlu dedi ki hükümdarlık benim hakkım, ben alacağım. Geldi burada amcası dedi, oğlum ben alacağım lan hükümdarlığı, bu benim hakkım dedi. Bu burada girişte. Diğer amcası geldi ve amcası çocuğu, haçen o benim hakkımdır, ben onu alacağım dedi. Geldi en büyük amcalarından biri, ulan ne oluyor burada? Oğlum bu benim hakkımdır, bunu ben alacağım. Doğal olarak aralarında bir mücadele girişti. Mücadele unsuru oldu. Bu da taht kavgalarına, taht kavgaları da aynı zamanda devletin sarsılıp yıkılmasında bir temel etken oldu. Doğal olarak burada hanedanın ortak malı sayılması ortak olarak bileceğimiz temel yargıdır. Soru nasıl gelirse gelsin. Eski Türk tarihinden de olabilir, İslam tarihinden de olabilir, Türk İslam tarihinden de olabilir. Eğer ortada bir hanedan varsa ve hükümdarlıkta ortak mal olarak görülüyorsa bu taht kavgalarına, devletinde merkez otoritesinin bozulmasına, sarsılıp da yıkılmasına sebebiyet verir.
unutmayacaksın. Devam edelim. İlk Türk İslam Devleti'nde kültür medeniyet kısmına bir gelelim. Şimdi bakın hükümdarlık unvanları arasında han, hakan, bey, hünkar gibi nitelikler var. Gazi, şah, kara, kadir, melik, sultan, padişah, şehinşah gibi unvanlar da almaya başlayacaktır. Bakın sultan, padişah gibi unvanlar özellikle İslamiyet'in benimsenmesiyle beraber geliyor. Hani bu da hani Türklerin İslam kültürü tesiri altında kaldığının bir göstergesi olacaktır. Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Hükümdarlık sembollerine gelelim. Otağı Hümayun, unvan alma tuğ, asa, hilat. Yine burada çetir, şemsiye. Taht, nevbet, sancak, kılıç kuşanma, hutbe okutma, tuğra, para bastırma gibi nitelikler var. Hilat, bu giysi halife tarafından gönderiliyor. Hutbe okutmak da halife ve hükümdar adına okutulacaktır. Dikkat ederseniz İslam tesiriyle beraber gelen semboller arasındadır. Yorumumuzu da bu şekilde yapmak mümkün. Saray teşkilatına gelelim. Saray teşkilatında hani devlet işlerinde hükümdara yardım edebilmesi için çok önemli görevliler var. Onlara bir bakalım. Camedar burada hükümdarın elbiseleriyle uğraşır. Devletlerler yazı takımıyla ilgileniyorlar böyle. Emiri ahurlar at bakımıyla. Emiri alemler burada bayrağı taşıyacaklar. Çeşnigiller yemek işleriyle. Emir araçlar suçları cezalandırma niteliğiyle. Emiri silahlar silah işleriyle bakılır. Şikarlar av işleriyle. Hacivül Hüccatlar buradaki en büyük görevli olarak görülecektir. Devlet ile saray, hükümdarla işte devlet görevlileri arasındaki o bağı kuran önemli bir görevlidir. Kapıcıbaşı günlük hizmetlere bakıyor. Kısadarlar dilekçe kabulünde, serhenkler törende yol düzenini sağlıyor. Şaraptay, haslar işlerden sorumlular. Taşlar, aptallar ise hükümdarın temizlikleriyle ilgili devlet görevlileri olacaktır. Bakın hani işte at bakımıyla uğraşan kimdir? Bu bir AYT sorusudur. Ama işte eski Türk İslam devletleri döneminde işte Hacivül Hüccatlar şu görevde, kısadarlar şu görevde, emir-i çeşni yerlerde bu görevde yer almıştır. Buna göre Türk İslam devletleri ile ilgili hangi söylenebilir? Devlet teşkilatlanmasında hani bir hiyerarşi, devlet teşkilatlanmasında da bir sisteme, bir bürokratikleşme vardır. Demek ki bir sistemleşmiş bürokrasinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Hani yorumunu da bu şekilde getirebiliriz. Tamam. Divanlara gelelim. Şimdi Büyük Selçuklu'da Büyük Divan burada temelinde oluşan divan niteliğimiz olacak. Divanlar özellikle devlet işlerinin görüşülüp tartışılmasında oldukça önemlidir. Bunu unutmayacaksın. Aynı zamanda divanlar burada karar mekanizması değil, danışma mekanizmasındadır. Çünkü karar alma merci her zaman hükümdar olacaktır. Hükümdara devlet işlerinde yardımcı olabilmek için oluşturulan niteliklerdir bunlar. Peki divanlarda divan bir de alt divanlar olacak bir takım işlerin görülmesinde. Mesela iç ve dış yazışmalarda burada divan-ı inşa görevlidir. Başkanı Tuğra'yıdır. Mali işlere divan-ı istifa bakar. Müstefi görevli. Teftiş işlerini divan-ı işraf görür. Müşriftir görevli. Ordunun ihtiyaçları divan-ı arz görürüz. Emir-i arz olacaktır. Bir de sultanın başkanlığını yapmış olduğu burada yüksek mahkeme var. Divan-ı mezalim olarak bilinecektir. Burada başkanı sultan olacak. Bir de hani alt divanlara nitelik olarak bir de yardımcı divanlar olacak. Divan-ı Belit var burada. Posta ve haberleşme işlerini gören divandır diye. Unutmayın. Divanları da bu şekilde ifade ederim. Peki gelelim sorumuza. Şimdi soru böyle gelir. Eski Türklerde olduğu gibi Büyük Selçuklularda da bir danışma kurumu olarak kurultaya benzeyen divanı saltanat vardı. Burada devletle ilgili en önemli meseleler görüşülürdü. İşte Türklerdeki divanların birer karar organı olmaktan çok danışma kurumu olarak geçmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aslında az önce size anlatmıştım. Temel sebep neydi burada? Boy beylerin katılması mı? Hayır. Belli zamanlarda toplanması mı? Hayır. Önemli meselelerin görüşülmesi mi? Hayır. İleri gelen devlet adamlarının katılması mı? Hayır. Eğer burası bir karar organı değil de bir danışma kurumu oysa biz niçin danışma deriz? En son kararı hükümdar veriyor. Eğer karar divanda alınsaydı ve yürürlüğe girseydi bir karar organı olurdu. Ama en son kararı hükümdar veriyorsa bu abilerimiz tamamen bir danışma niteliği görürler. Tamam mı? Klasiktir. Bilmen gerekiyor. Defalarca çıkmıştır. Yine çıkabilir. Türk İslam Devleti'nde ordu teşkilatlanmaları da gelelim. Yine hiyerarşik yapıda konuşlanan teşkilatlı yapılı niteliklerdir bunlar. Hassa askerleri burada sultana bağlı özel birlikler olacaktır. Ulema'nın saray askerleri ise sultana bağlı devşirilen askerlerdir bunlar. İkta orduları bunlar eyalet askerleri yine hani taşlar askerleridir. İkta geliriyle beslenen atlı askerler olacaklardır. Yine eyalet askerleri burada melik ve valilerin askeri birliklerinin nitelikleri de var burada. Türkmenler var. Savaş zaman orduna katılan Türkmenlerdir. Türklerdir bunlar. Bir de yardımcı kuvvetler olacaktır. Bağlı devlet ve beyliklerdeki ücretli askerler
oluyor diyelim, tamam mı? Orduda da demek ki bir teşkilatlanmanın olduğu görülecek diyelim. Ama dikkat! Türk İslam Devletleri'nde dikkat ederseniz donanma yoktur. Donanmayı görmeyeceğiz. Donanma niteliğini biz nerede görüyoruz? Artık Türkler Anadolu'ya geldikten sonra, işte önce Çakabeyli'yi, sonra Türkiye Selçuklu Devleti ile beraber göreceğiz. Dikkat ederseniz donanma olmayacaktır. Unutmayın. Niye? Çünkü henüz öyle hani bir deniz kıyısında olan devlet yapıları değildir. Henüz denizlere yemen olan Türk devletleri değildir. Doğal olarak donanma bunlarda görülmüyor. Hukuk sistemine gelelim. Şimdi Türk İslam Devletleri'nde hukuk sistemini şer'i ve örfi hukuk olarak ikiye ayıracağız. Örfi hukuk eski Türk geleneklerinden şekillenen hukuktur. Temeli töredir. Şer'i hukuk ise İslamiyet'in benimsenmesiyle beraber temel hedef alınan işte Kur'an-ı Kerim, hadis ve nitelikler olacaktır. Şimdi şer'i hukukun temeli İslam hukukudur. Davalara kadılar bakıyor. Şer'i hukukun başında ise kadıl kudatlar yer alacaktır. Örfi hukukta ise temeli töreydi. Başlarında emir idatlar var. Bir de askeri davalara kadılı leşker bakacak burada. Unutmayalım. Örfi hukukta bu şekilde temellendirilmiş. Peki yorum. Sana mesela işte kadılı kutatın başında bulunmuş olduğu hukuk niteliği veya işte şer'i hukukun başında bulunan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Bu AYT sorusudur. Peki TYT'de nasıl soru gelir? İşte temeli İslam hukuku olan şer'i hukuk davalara kadı bakarken işte örfi hukuk temeli töredir. Emir-i Dağıt burada başında bulunur. Doğal olarak hani İslam devletlerinde hukuk bu şekilde şekillenmiştir. Buna göre Türk İslam devletindeki hukuk sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır der? Bu bir TYT sorusu olur. Cevabımız ne olur? Hukukta birlik yoktur. Çünkü ya şer'iye ya örfiye göre burada yargılanıyorsun. Doğal olarak hukuk birliği olmadığının bir göstergesidir. Tamam mı? Yorumumuzu o şekilde yaparız. Soruya gelelim. Büyük Selçuklu Devleti özellikle Sultan Melikşah döneminde Orta Çağ'ın en büyük askeri gücü haline gelmişti. Selçuklu ordusu devletin ve hükümdarların dayandığı başlıca kuvvet olan Gulema'nın saray askerleri, sipahilerden oluşan ve her an sefere çıkmaya hazır olan hassa ordusu, ikta sahiplerinin verdiği ikta askerleri, bağlı devlet askerleri, gönüllüler, ücretler... Şimdi buna göre Selçuklu ordusu için yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın. Şimdi bir defa dikkat ederseniz burada hemen ordunun içeriklerine bakalım. Ulemanın saray askerleri, sipahiler, aynı zamanda işte hassa ordusu, ikta sahiplerinin verdiği ikta askerleri, bağlı devlet askerleri, gönüllüler, ücretliler, Türkmen kuvvetleri. O zaman farklı nitelikteki sınıfların olduğunun bir göstergesidir. Bunu söyleyebiliriz. Tamamı devşirme kökenli askerlerdir diyecek. Halbuki buradaki devşirme niteliklerine işte Ulemanın saraydan görebilirsin. Onun dışında mesela hassa ordusu var, ikta askerleri var, Türkmen askerleri var. O zaman tamamı devşirme diyemezsin. Bu olmaz. Deniz kuvvetleri askeri ordunun önemli bir kısmını oluşturur diyecek. Nerede donanma? Nerede deniz kuvveti? Bu da yok. O zaman sen bunu da söyleyemezsin. Ulaşılabilir dediği için yalnız bir sorumsun. Doğru cevabı olur. Türk İslam Devletleri'nde toprak yönetimine gelelim. Toprakları miri ve mülk toprakları olarak ikiye ayıracağız. Ağırlıklı olarak miri topraklar oluşacaktır. Çünkü hani toprağa bağlı bir sınıfın oluşmasını istemeyecekler. Miri toprakları da has, ikta ve vakıf arazisi olarak üçe ayırıyorlar. Has araziler geliri hükümdar ve ailesine bırakılıyor. İkta geri hizmet karşılığı devlet görevlilerine, vakıf ise gelire daha çok bayındırlık işlerine bırakılacaktır. Mülk arazileri bakalım. Yani kişilerin mülkiyetinde olan topraklardır bunlar. Öşri ve haracı olarak ikiye ayrılıyor. Müslümanlara ait olanları öşri, gayrimüslimlere ait olanları ise haracı topraklar diyoruz. Soru şöyle gelebilir. Mesela Türk İslam Devletleri'nde toprağın büyük çoğunluğu devlete aitti ve miri topraklar olarak belirlenmişti. Devlet daha çok toprakları kendi hükümranlığı üzerinde tutacak. Halk kiracısı durumunda sadece işleme hakkına sahip olacaktır. Bu durumun temel nedeni veya bu şekilde davranılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Toprağa bağlı bir sınıfın ortaya çıkmasını engellemektir. Tamam mı? Yorumumuzu bu şekilde yapabiliriz. Unutmayalım. Türk İslam Devletleri'nde kültür ve edebiyat konusuna gelelim. Karanlarla beraber artık hani İslam senteziyle beraber önemli eserler de bırakılmaya başlanacaktır. Buradaki ilk eserlerden biri Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Birlik'tir. Unutmayalım. İlk eserlerden biri olarak bunu gösterebiliriz. İkinci olarak Gazneli Mahmut tarafından, pardon Gazneli Mahmut diyorum, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divan-ı Lügatüt Türk olacaktır. Şimdi Divan-ı Lügat-ı Türk için şunu söyleyebiliriz. Türklere özellikle Türk dilinin inceliklerini Araplara gösterebilmek, Türk dilinde en az Arap dili kadar gelişmiş bir dil olduğunu gösterebilmek için kaleme alınan bir eserdir. Ancak şöyle bir husus da var. Bu Divan-ı Lügat-ı Türk'te
Türk boylarının, devletlerinin haritası da var. Aynı zamanda bu hani Kaşgarlı Mahmut'u hani bir Türk, ilk Türk kartograf haritacısı olarak da gösteren önemli bir niteliktir diyebiliriz. Unutmayalım. Edip Ahmet Yüknekli, Edip Ahmet Yükneki veya öyle söyleyelim. Onun tarafından kaleme alınan Atabatül Hakaik isimli esere gelelim. Didaktik türde yazılan eserlerden biri olacaktır. Bir de Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan Divanı Hikmet'e gelelim. Tamam mı? Bunlar işte ilk Türk İslam devletleri döneminde yazılan ilk önemli eserler olacaktır diyelim. Tamam mı? Dip ayrıntıları sizi bağlamıyor. Çünkü bu ayete konusudur. Ayrıntıları nasıl, kime sunulmuş bunlar sizi bağlamayacak diyelim. Ama bakın soru şöyle gelir gelirse. Hemen bakalım. Divan-ı Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmış bir Türkçe sözlük olup Araplara Türkçenin özelliklerini ve zenginliğini göstermek amacıyla Arapça olarak yazılmıştır. Ayrıca Türkler hakkında tarihi ve coğrafi bazı bilgiler de içerir. Bak soru böyle oluşur. Bu bilgiler Divan-ı Lügat-ı Türk hakkında aşağıdaki yargıların hangisini doğrulamaz? Bakalım. İslamiyet'ten önceki dönemden kaleme alındı diyor. Haydi. Sen zaten hani Türk dilinin zenginliğini göstermeye çalışıyorsun. Bir de Arapça yazıyorsun. O zaman İslamiyet'ten önceki dönemde kaleme alındığı söylenebilir mi? Söylenmez. Bir Türk'ün farklı dilde verdiği bir eser oldu. Evet bak Arapça yazmış. Türklerin yazın hayatının bir meyvesi oldu. Evet. Dil konusunda iddialı oldu. Evet onu da vermiş. Sadece bir sözlük olmadı. Bak ne diyor? Tarih ve coğrafi bazı bilgiler de içerir. Evet, sadece bir sözlükte değildir. Bunu da söyleyebilirsin. Son olarak bugün sizlerle Türk İslam bilgileri ve mimari yapılara bakalım ve dersimizi kapatalım. Önemli Türk İslam bilgileri hakkında bazen sınavlarda karşımıza gelebiliyor. Farklı sınavlarda da görebiliyoruz. En azından bilelim. Harezmi matematikte sıfırı ilk kez kullanılacaktır. Yani daha doğrusu ona bir sayı değeri verecektir. Önemli bir isimdir. Eserler arasında Kitab-ül Cebir ve Mukabele'yi görebiliriz. Farabi, Birleşmiş Milletin fikrini ortaya atan ilk insanlardan biridir. Muallim-i Sani, yani ikinci öğretmen olarak bilinecektir. Muallim-i Evvel ise Aristoteles'tir. En önemli eserler arasında El-Medinetül Fazla'yı gösterebiliriz. Avicenna dediğimiz İbn-i Sina'ya gelelim. El-Kanun Fıtıp eseriyle özellikle tıp alanında çalışan çok çok önemli bir isimdir. Tıbbın hükümdarı olarak da bilinir. Biruni'ye gelelim. Gazeli Mahmut'un sarayının en değerli hazinesi olarak isimlendirdiği El-Asr-ı Bakiye isimli eseri de bulunan önemli bir isimdir. Gazali'ye gelelim. Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisi olacaktır. Eserleri arasında İhya-ül Ulumiddin ve Teafütül Felasife önemli eserleri olacaktır diyelim. İbn-i Rüşd'e gelelim. Batı'da Averroes isimliyle biliniyor. Aristo'yu Avrupa'ya tanıtan önemli bir isim olacaktır. Kitab-ül Mülakat ve Makale fil Mizaç isimli önemli eserleri var. Ömer Hayyam'a gelelim. Ömer Hayyam hakkında bahsedelim. Şimdi Selçuklular döneminde, Büyük Selçuklu döneminde yaşayan önemli bir isimdir Ömer Hayyam. Melikşah döneminde özellikle bir Celali takvimini hazırlayacak. Güneş yılı esaslı bir takvim yapısı olacaktır. Bu da hani Selçukluların da ilim bilim faaliyetlerinin ne kadar geliştiğinin bir göstergesi olacaktır. Yine Hayyam üçgeni olarak da bilinen Türk üçgenini yaratan önemli bir isimdir. Ulu Bey Timur Devleti'nin bir hükümdarıdır. Hem devlet hem de bilim adamı olacaktır. Yıldızlar Cetveli isimli de önemli bir buluşu, yapısı, eseri bulunacak diyelim. Türk İslam Devleti'nde mimari yapılara gelelim. Bunlar da sınav sorusu olarak karşımıza gelebilir. Kullanım amaçlarına göre mimari alanda çok farklı alanlarda yapılar vardır. Mesela soru şöyle oluşur TYT'de. Ya işte Türk İslam mimarisi gelişmiş. Burada hani gerek Arap mimarisi, eski Türk mimari yapıları, aynı zamanda işte Bizans, Sasani yapıları incelenerek farklı yapılar oluşturulmuştur. Tabii kullanım amaçlarına göre mimari yapılar da farklılaşmıştır. Buna göre aşağıdaki mimari yapılardan hangisi diğer dördünden farklıdır der. Mesela işte dört tane burada dini mimari verir. İşte bir tane askeri mimari verir. Farklılaşır, tamam mı? Şimdi dini mimari yapılar arasında biz işte cami, mescit, türbe, kümbet, medrese, külliye, tekke, zaviye gibi yapıları görebiliriz. Sosyal tipli mimariler arasında burada işte Darüşşifa, Darül Afiye, Bimarhane, Bimaristan, Maristan, Darüsıha, Şifahane. Ya daha çok hani böyle insanların gereksinimlerini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan hastaneler, işte yardım evleri, yardım noktalarını görebiliriz. Askeri mimariye gelelim. Askeri mimariye bakalım. İşte kale, sur, burç, tersane, kule, hisar, kışla, ordugah gibi niteliklerde biz bunları görebiliyoruz. Tamam mı? Bu mimari yapılarda da bunları görmek mümkün. Sivil tipli mimariler, sivil saray mimarileri olarak da ifade edileceğiniz mimari yapılara bakalım. Saray, köşk, ev, köprü, yine çeşme, hamam, imarathane, taphane gibi yapılar burada görülebilir. Bir de burada ticari
ekonomik mimari yapılarına bakalım. Ribat, Kervansaray, Han, Bedesten, Arasta, Kapan, Çarşı gibi nitelikleri burada görmemiz mümkün. Tamam mı? Bu mimari yapıların esasları da bu şekilde. Tekrar söylüyorum, TYT'de soru gelirse mutlaka diğer dördünden farklı olabilecek şekilde bir yapı karşımıza gelebilir. Unutmayalım. Evet değerli kardeşlerim, dersimiz burada sona erdi. Hemen ÖSYM tarzı sorumuzu çözelim. Ödevimi vereyim. Sonra ödüllü sorulara bakalım. Şimdi ÖSYM tarzı sorusuna gelelim. Büyük Selçuklu Devleti savaşlarından hangilerinde Bizans Devleti'ne karşı askeri üstünlük elde etmiştir diyor. Bakın Bizans Devleti'ne karşı diyecektir. Şimdi Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığının sona erdiğini söylüyorduk. Bu savaşla beraber yok olacaktır. Bizans Devleti'ne karşı değil. Ancak Malazgirt, Anadolu kapılarını Türkleri açan önemli bir savaştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin askerli üstünlük elde ettiği Bizans'a karşı bir savaştır. Pasinler'de demiştim ya, komutanlar düzeyinde olacaktır. Yine Bizans Devleti'ne karşı askeri üstünlük elde ediyordu. 2 ve 3 sorumuz doğru cevabı olur. Geçen haftaki ödül soruma gelmeden evvel hemen ödevinizi vereyim. Bakın bugün ilk Türk İslam Devleti'ne sizlerle beraber bakmaya çalıştık. Hemen bakın. Türk İslam Devletleri 70-77. Sayfa arasında 8 adımlık sorularımız var. Türk'ün İslamiyet'i kabulü, Türk devlet ve toplum yapısına etkileri, Oğuzların İslamiyet'i kabulü, Büyük Selçuklu Devleti ve toplum yapısı içerisindeki yönetim yapılanması, şekillenmesi buradaki temel konularımız arasında olacak. Lütfen o soruları çözün. Geçen hafta ödüllü sorumu sorayım. İbrahim demiş ki burada, eğer elimde imkan olsaydı Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak toplandığı ve çoğaltıldığı ilk zamanlar ile, bak kitap olarak toplandı ve çoğaltıldı. Kitap olarak toplanması kimin dönemiydi? Hazreti Ebubekir çoğaltıldı, Hazreti Osman. İslam donanmasının kurulduğu ilk dönem, o da Hazreti Osman dönemindeydi. Dönemlerin hangileri? Ebubekir ve Osman dönemlerini burada da göreceğiz. Bu haftaki ödüllü sorum sizlere şu. Türk İslam devletlerinde hükümdar ile halk ve hükümdar ile divan üyeleri arasında görüşme ve buluşmaları ayarlayan saray görevlisi kimdir? Lütfen bunu yorum kısmına yazalım. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.